Sualim. Fırlatıp gidiyorlar gazeteyi, ekmeği. Bir sabahta adam gibi bırakın, şerefsizler. Allah belanızı versin. Allah'ım sen hayırlı kazançlar ver. Hadi hayırlı işler. Nadir efendi. Buyur. Bu gazetenin eki yok. E senin de hesabını kapatmaya niyetin yok. Kapa hesabını, al gazetenin ekini. Tövbe tövbe, yeni yeni kaideler çıkarıyorsun. İşine gelirse. Allah senin eline kimseleri düşürmesin. Çıkmıyor mu para? Bu sefer de hesaba yazalım, olur mu? Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Buyur. Sağ ol. Çocuk parkını yaptırdık, yaptırmasına da belediye hiç arka çıkmadı. Muhtar. Efendim. Kısa kes. Ne istiyorsan söyle. Şey... Malum, bağış için geldiydim. Yanlış kapıya geldin muhtar. Alışverişi kimden yapıyorsan, bağışı da ondan alacaksın. Alışverişin şimdi bu olayla ne alakası var? Çocuklarımız için bir park yaptırdık. Benim çocuğum yok. Bakkal Müslüm'ün de yok. Ama o veriyor. Muhtar, ben vermeyeceğim. Müslümünüzün de boyu devrilir inşallah. Ya ben de şu mahalleli niye hep Müslüm bakkaldan alışveriş yapıyor diyordum. Şimdi nedeni belli oldu. Lanet herif. Allah senden razı olsun. Allah hepimizden razı olsun muhtar. Buyur Makbuz'um. Hadi, hayırlı işler. Sağ olasın. Nadir amca, az açar mısın? Olmaz, acelem var. Lütfen Nadir amca, anneme salça lazımdır. Misafir geldi de. Hadi uğraşamam seninle. Git başka yerden al salçayı. Memlekette saatlerce sırada bekler, ayakta duracak takatim kalmazdı. O ne güzel şeymiş ya. Kartı soktuk, paraları çıkardık vallahi. Gerçi ben yalnız olsam yapamazdım ya. Allah senden razı olsun gelinim. Müslüm. Efendim baba. Giderken balık falan alalım, olur mu? Tamam baba, olur. İyi akşamlar Nadir efendi. Nesi var bunun? Her zamanki hali. Ne selamımı alır ne yüzüme bakar. Hadi gidelim baba. Gir koluma. Müslüm amca, kapattın mı yoksa? Salça alacaktım, misafir geldi de. Fazile sen babamla önden yürü, ben yetişirim. Tamam. Balığı unutma ama. Tamam. Gel bakalım sen. Gel baba. Onun nasıl bir insan olduğunu muhtar da anlamıştır artık. Daha düne kadar ondan alışveriş yapıyordu, biliyorsun değil mi? Biliyorum canım, bilmez miyim? Sevgi nedir bilmez. Daha kırkı çıkmamış bebeğiyle karısını sokağa attıydı. Sosyetik bir kadın için. Ama Allah büyük. O kadın da çekti gitti sonunda. Yapayalnız kaldı senelerdir mendebur. Hanım konuşma böyle ya. Günahtır. Zaten bunu mahallede bilen sadece sen ve ben. Boşuna günah kazanmayalım. Mahalleli bilse yüzüne bile bakmaz onun. Aman neyse, hakkında konuşmaya değmez zaten. Bir tane daha soyayım mı? Aa, yok yok, yeter bana yeter. Babam da uyudu zaten. Pijamalarını getir de giydirelim. Dur getireyim, kurumuştur. Hı-hı.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel Osman amca. Otur şöyle. Hayırdır? Su var mı su? Var var. Buyur Osman amca. Sağ ol. Ne olmuş bu adamcağıza böyle? Sorma. Yine dayak yemiş zavallı. Dayak mı? Kimden? Kimden olacak? Gelininden. Gelininden mi? Ay başıma gelenler. Niye dövüyor ki? Ne olacak? Emekli maaşı için herhalde. Deme ya. Evet. Maaşını elinden almaya çalışınca bu da vermemiş. Ve bu hale gelmiş. Şuncağızın ne kadar canı var ki vuruyor buna. Oğlunun bakkalı kapalıydı. Cuma namazına gitmiş herhalde. Ben de buraya getirdim. İyi yapmışsın. Ben gidiyorum. Artık sana teslim. Allah razı olsun senden evladım. Vay Müslüm Bey vay. Babanı karına dövdürüyorsun demek ha? Yazıklar olsun sana. Nerede kaldı bu adam? Müslüm de camide. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Eve gideyim. En iyisi eve gitmek. Doktora götüreyim mi seni Osman amca? Niye doktora götürüyormuşsun Osman amcayı? Gelini dövmüş. Ne? Gelini mi dövmüş? Fazilet yani. Vah vah. Kimse dövmedi beni. Kimse dövmedi. Kimse dövmedi beni. Kimse dövmedi. Kimse dövmedi. Kimse dövmedi. Müslüm babasının dayak yediğini biliyor muymuş? Allah aşkına komşu. El kadar bir evde oturuyorlar. Nasıl bilmez? Nasıl görmez şu adamın halini? Bak sen görür görmez anladın. Vah vah. Mahalleli duymasın vallahi. Aman ağzını sıkı tut komşu. Kimselere söyleme. Boydan boya mosmordu diyorum ya. Kolları böyle ezik ezik. Ağzının kenarında kan. Canı yarıya inmişti vallahi. Yok ben inanmam. Hadi fazilet yaptı diyelim. Müslüm böyle bir şeyi asla yapmaz. Ya benim hatun da oradaymış görmüş. Nadir abi yine az anlattı. Hı? Tamam olabilir ama yine de insan inanamıyor birden. Hatta dayak lafını duyunca hemen kalkıp gitmiş Osman amca. Niye ki? Niye olacak? Korkuyor zavallı. Kim bilir ne diye tehdit ediyorlardır. Korkuyor tabii canım. Yaşlı başlı adam. Evet. Hiç acımıyorlar valla. Ya bir şey yapsak. Oğlu bir şey yapmıyor muhtar. Biz mi yapacağız? Yo. Ben bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Suratına bakmayacağım o Müslüm'ün. Selam bile verilmez öyle bir adama. Doğru valla doğru söylüyor. Alışverişi kesmek lazım. Doğru, aklı başına gelsin. Bence evet. Ya bence de evet. Canım tamam, kesmek lazım, lazım alışverişi. Tabii doğru söylüyor. Evet. Sana kaç kere dedim değil mi? Yapma dedim yaptın. Bak ne oluyor. Hiç mi usanmıyorsun ya? Ağlama. Bir de karşıma geçip ağlama. Tamam kızım tamam ağlama. Müslüm seni böyle görmeyecek. Duydun mu beni görmeyecek. Duydum kızım duydum. Çorbanı içip doğru odana. Yatmaya gideceksin. Müslüm'e uyuduğunu söyleyeceğim. Yoksa ne olacağını sen iyi biliyorsun. Biliyorsun değil mi baba? Biliyorum kız, biliyorum. Allah ne bileyim. Yani. 3 kuruş daha para için değer mi ya? Nasıl bir toplum evet, olduk tabii. Şaşıyorum. Evet, evet. Değemez mi? Kıyamet yakındır. Şişt. Selamun aleyküm. Selam verdik millet. Sağır mı oldunuz?
Kimsenin sağır olduğu yok. Millet selamını almıyor o kadar. Yanlış bir şey mi yaptı muhtar? İftihar yok. Hayırdır inşallah. Oo Yakup abi hoş geldin. Ben de diyordum nerede kaldı? Lafı gevelemeyi bırak da benim şu hesabı çıkar. Acelesi yoktu canım. Sonra verirdin. Yo yo. Ben hesabı kesiyorum. Tam 30 lira. 30 lira. Al. Yine bekleriz Yakup abi. Pek zannetmiyorum bir daha buraya geleceğimi. Efendim? Allah Allah. Ne dedi şimdi bu? Bir de bisküvi istiyorum. Bunlardan mı? Evet, iki tane alın. Hesabı da söylersen. Hepsi 25 lira 25 kuruş yaptı. Sen 25 ver. Şey, hesap açtırırım diye düşünmüştüm. Müslüm Bakkal'da... Yoo, burası Müslüm Bakkal değil. Benden veresiye isteme, ne istersen iste. Tam da 25 çıktı. Hadi hayırlı işler. Thank you.
Allah'ım nasıl bir hata ettim ki bunca felaket başıma geldi. Bunu en iyi sen bilirsin Müslüm. Mahalleli aylardır dükkanımdan içeri adım atmıyor. Baban nasıl Müslüm? Babam mı? İyi. İyidir herhalde. Niye sordun ki? Kaç zamandır görmüyorum da Osman amcayı merak ettim. Sen ne diye babamı sordun şimdi? Bayram değil, seyran değil. Hiç. Mahalleli dükkanımdan içeri adımını atmıyor dedin de. Bunun babamla ne ilgisi var anlayamadım. Bak arkadaş. Mahalleli dükkanından içeri girmiyor. Yolda senden yüzünü çeviriyor. Çünkü tüm mahalle herkesin bildiği, bir tek senin bilmediğin bir şeyi biliyor. Nadir, sen neler diyorsun? Neymiş? Tüm mahallenin bilip de bir tek benim bilmediğim. Karın. Karın mı? Ne olmuş karıma? Babanı dövüyor. Ne? Ne dedin sen? Karın Fazilet, sen evde yokken babanı dövüyor. Uyan artık Müslüm. Üstelik mahalleli bunu senin de bildiğini düşünüyor. Konuşulana göre bilip de sesini çıkarmıyormuşsun. Nasıl yani? Bak, bu dediğin şeyi ne Fazilet yapar ne de ben müsaade ederim. İftira bu. Kim çıkardı bu iğrenç dedikoduyu ya? Ne iftira ne dedikodu. Bu gerçek. İnan buna. Karın babanı dövüyor Müslüm. Baba, yemekten sonra ilaç alacaksın, unutma. Sağ ol, tamam kızım. Turgut nasıl baba? Kardeşini mi soruyorsun? Başka Turgut mu tanıyorum baba Allah aşkına? Kardeşimi soruyorum tabii, anla işte. İyi. Ya hayırsız karısı? O nasıl? Bana torunumdan başkasını sorma oğul. Ben onu sevmeye gidiyorum. Ötekileri gözüm bile görmüyor. Ne oldu? Şş, yavaş ol baba. Ne oldu oğlum? Baba sana bir şey sormam lazım. Sor oğlum. Baba, senin bu evde benden, Fazilet'ten bir şikayetin var mı? Oğlum nereden çıktı şimdi bu saatte bunlar? Sen soruma cevap ver. Niye olsun oğlum? Ben memnunum çok şükür halimden. Baba, belki hani benim bilmemi istemediğim bir şey vardır. Hı hı. Yok mu böyle bir şey? Müslüm, ne yapıyorsun burada? Geliyorum Fazilet. Hı. Hadi iyi geceler. Hı hı. İyi geceler oğlum. Ben çıkıyorum Fazilet. Akşama bir şey ister misin? Sen gel yeter. Geleceğim. Hem de nasıl geleceğim göreceksin.
Hayırlı sabahlar kızım. Hayırlı sabahlar baba. Çamaşır atacağım. Çıkar şu gömleğini de yıkayayım. Çıkarmasam? Ben biliyorum neden çıkarmak istemediğini. Ama hata sende. Hadi bekliyorum, çıkar. Neyi kimden sen saklıyorsun? Çıkar hadi. Çıkarmasam? Hadi uzatma da çıkar. İşim gücüm var. Kızım. Aman azlandın yani. Daha sonra çıkarayım. Hiçbir zaman dinlemedin beni. Şimdi olmasın kızım. Fazilet söylüyor, senin bir kulağından girip ötekinden çıkıyor. Ama... Hadi baba hadi, çıkar şunu, bekliyorum hadi. Dur kızım, çıkarıyorum. Aa, çıkarıyormuş. Birazcık lafımı dinlesen bütün bunlar olmayacak. Dediğimi kızım, yapmazsan tamam, işte tamam, böyle olur. Tamam yavaş ol. Sana tamam, kaç kere söyledim. Kızım. Tamam. Dur hadi çıkar dedim sana, çıkar şunu. Çıkaracağım tamam. Sanki tamam, ben bilmiyorum. Dediğimi yapmazsan böyle olur işte. Bak, bir bak şu haline. Bak da ibret al, gördün mü? Ha, gördün mü? İnsan biraz ders alır, değil mi? Yeter! Müslüm sen ne yaptın? Asıl sen ne yaptın? Nasıl kıyıp el kaldırırsın şu zavallı ihtiyara? El kaldırmak mı? Dalga mı geçiyorsun kadın benimle? Görmüyor musun adamın halini? Ne yani? Babana bunları benim mi yaptığımı sanıyorsun? Fazilet. Vallahi billahi gırtlaklarım seni. Sor. Tamam sen sor o zaman babana. Kim yaptı bunları de? Sorsana. Hadi sorsana, ben mi dövmüşüm kendisini? Söylesene baba. Baba, kim yaptı bunu sana? Söyle baba, gerçeği söyle, hadi korkma, hadi. Baba. Söyle baba, hadi. Baba, bu mu dövüyordu seni? Hadi baba söyle, söylesene. Ulan kalleş kadın. Kalk uyan. Ben dayanamayacağım artık. Ne oldu baba? Beni döven senin karın değildi Müslüm. Ne? Sen ne diyorsun baba? Beni Fazilet dövmüyordu. Senin karın melek gibi bir insan. Böyle şeyi öldürsen yapmaz. Ya o vücudundaki morluklar? Kardeşin Turgut'un karısı. Beni döven gelinim Nevinoğlu.
Torunumu görmeye her gittiğimde dövüyordu beni. Baba, sen bunu o zaman niye söylemedin peki? Korktum Müslüm. Torunumu bir daha görememekten korktum. Karın Fazilet anlamıştı Nevin'in beni dövdüğünü. Gitmemi istemiyordu oraya. Sen de torun hasretine dayanamayıp dayağı göze ala ala gidiyordun, öyle mi? O gün seni içeride aldığında bana o yüzden kızıyordu Fazilet. Oysa sen yanlış anladın tamamen. Ben de korkudan diyemedim işte bir şey. Ah benim eşek kafam. Kırıma inanmadım. İftiracılara inandım. Ah. Ah. Git oğlum. Ne yap ne et. Git getir karını eve. Melekler kadar temiz o. Ben her şeyi yanlış anlamışım. Sana inanmadım. Ama iftiracılara inandım. Özür dilerim Fazilet. Büyüklük sende kalsın. Beni affet. Senin yaptığın bu özürle tamir olacak bir şey değil. Bir yanlış anlamayla yeni yıldık karını evden kovacağım. Affet. Artık çok geç. Bu işin geri dönüşü olmaz. Ağır bir şeyde yaşadığını kabul etmiştim. Fazilet lütfen. Bizim için demeyelim. Sen İstanbul'da kalamam. Çeker giderim. Hadi gel dönelim. Boşuna çabalama Müslüm. Geri dön. En iyisi. Fazilet. Şu adresi arıyordum da. Aa, bakkal Nadir amca bu. Bak şimdi bu sokağa dümdüz devam et. Sola dön. Orada. Tamam canım, sağ ol. Bir şey değil. Buyurun. Ne istemiştiniz? Tanımadın değil mi? Kusura bakma, çıkaramadım. Kimsin? Seneler önce annesinin alıp götürdüğü küçük bir kız vardı. Hatırladın mı? Zahide? Sen misin yoksa?
Kızım. 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 Canım kızım. Kızım hata bendeydi. Anneni kovmaktan da beter ettiydi. Zavallı ne yapsın? Seni sırtına sarıp çekip gittiydi. Baba. Söyle kızım. Böyle şeyleri konuşmasak. Bu hikayeyi annemden defalarca dinledim. Annen nefret ediyor benden değil mi? Beni baban öldü diye yetiştirdi. Kimliğimi ismini bile yazdırmadı. Artık hesap et nefretinin boyutunu. Yaşadığımı nasıl öğrendin peki? Şaşarsın. Bizim mahalleye bir kadın taşındı. Çok sevdiğim bir abla. Hı. Annemle benim eski bir resmimiz vardı. Onu gördüm. Dedi ki senin baban ölmedi, yaşıyor. Meğer sizin bu mahallede oturuyormuş bir öncesine kadar. Annemi de seni de tanıyormuş. Allah ondan bin kere razı olsun. Zahide, sen yoksa evli misin? Torunum bile var baba. Torunun mu? Allah'ım sana bin kere şükür. Gel öpeceğim seni, gel. Dur baba, dur. Ne zaman göreceğim onu? Damadım da tabii. Hem torunumu hem damadımı. Ne zaman istersen babacığım. Yarın. Yarın görmek istiyorum ikisini de. Selim şehir dışında, iş seyahatinde. Bir haftaya gelecek. Ama Sıla'yı görebilirsin. Abla, sayende kavuştum babama. Yarın tekrar gideceğim biliyor musun? Bu sefer Sıla'yı da götüreceğim. Çok merak ediyor. Canım ablam, sayende oldu. Cilet gibi bir deden var be Sıla. Senin için süslendim bu kadar. Neredeyse gelirler. Erken ama anca giderim. Aman da dedesi gelecekmiş benim kızımın. Efendim anne. Kapıda mısın? Sen neredesin? Ben dışarıdayım anne. Neredesin? Şeyde, bir arkadaşıma geldim. Epeydir görüşemiyorduk. Uzak değilse ben de geleyim oraya. Ben birazdan çıkarım zaten. Gelmene gerek yok yani. Görüşürüz o zaman. Sıla, koş dede. Dede! Gel bakalım dedene. Hoppa! Hoş geldin kızım? Babacığım. Hoş bulduk. Gelin şöyle oturalım. Gel bakalım dedenin kucağına. Hoppa. Zahide, bu sana hiç benzemiyor kızım. Ama çok tatlı maşallah. Al bak bu senin Sıla. Bunu da sana aldım kızım. Ay babacığım. Çok teşekkür ederim dede. Bu bizim bakkal Nadir değil mi? Yanındaki kadın kim acaba? Pek de samimiler. Akrabası olabilir mi? Çok şeyler yapacağız. Canım akrabayla gizli kapaklı parkta buluşulmaz. Hay Allah ya. Çok güzel değil mi? Bebeği vardı baba. Niye zahmet ettin? Bir tane dedesinden olsun canım. Hadi kızım aç aç aç. Ha? Altın gününden geliyordum yukarı mahalleden. Gözlerime inanamadım muhtar. Önce akrabası sandım. Ama sonra baktım durum öyle değil. Kızı yaşındaki kadın. Vallahi şoktayım hala. Çoluk çocuk görürse nasıl izah ederiz? Allah muhafaza. Haklısın Şükran bacı. Ama iyice emin olmadan bir şey söyleyemeyiz. Nasıl emin olacaksın ki? Sorarsan inkar edecek. Ben bulurum bir çaresi. Şimdi sen git. Kimseye de bir şey söyleme.
Tamam da ben bir daha kızımı ve gelinimi göndermem o dükkana. Ben de gitmem. İnşallah kadın yanlış görmüştür. Yoksa mahvolursun bakkal Nadir. Haklıymışsın Şükrü. Durum aynen senin anladığın gibi. Allah kahretsin oğlunu. Peki ne yapacağız şimdi? Böyle bir namussuzluğa göz yumacak değiliz herhalde. Elbette canım. Yapılacak en önemli iş herkesi bu durumdan haberdar etmek ve onunla alışverişi kesmek. Bravo muhtar. İşte o zaman aklı başına gelir bu mendeburun. Tabii. Şuna bak. Görüyor musun? Anladım kızım. Önemli değil. Yarın gelirsin. Sıla'yı iyi tembihle, annene söylemesin bir şeyler. Hadi yanaklarından öp benim için. Tamam kızım. Hadi görüşürüz. Nerede bu millet ya? Bu sabah siftah bile yapamadık. Ahaliye bir şey mi oldu acaba? Heh, duruyor kapıda öyle. Şu hale bak. Pis pantır şunun haline bak. Ben de buraya geldiniz. Yakup, ne oluyor böyle? Hiç. Nasıl hiç? Yeni bakkal çok mu ucuz? Niye herkes oraya gidiyor? Yoo. Hatta senden bile daha kızıkçı. Peki o zaman milletin zoru ne? Niye herkes bugün ondan alışveriş yapıyor? Orasını ben bilemem. Ama artık senden alışveriş yapmazlar zannedersen. Bugün Yakup'a çıkışmış. Niye kimse bana gelmiyor diye. Ne yüze soruyor? Müslüm bakkal zamanında Yakup'u kovmuştu dükkandan. Şşt, geliyor. Selamun aleyküm. Muhtar, ne oluyor? Niye böyle davranıyor herkes? Bilmeden bir hata mı ettik? Bir yanlış anlama mı var? Nedir yani? Ya sen ne pişkin adamsın. Kızın yaşında kadınla gez, toz, gönül eğlendir. Sonra da sütten çıkmış ak kaşık gibi gel hesap sor. Hayret bir şey ya. Ne dedin sen? Ne dediğimi gayet iyi anladın. Şimdi anladım. Ya siz ne cahil insanlarsınız. Biriniz gelip bana sorsanıza. Sorup soruşturmadan böyle yapacağınıza. Ne yani? Bu gayet normal bir şey mi? Evet. Çünkü o benim kızım. Kızın mı? Kızın mı? Bu yalana kimse inanmaz. Ne yalan olsun? Vallahi de billahi de kızım. Boşuna yemin etme. Ya gerçekten kızınsa kaç yıldır neredeydi? Niye hiç bahsetmedin? Söylediklerinizde haklısınız. Ama onun benim kızım olduğunu ispat etmek çok kolay. Çünkü şahidim var. Kolaysa ispat et o zaman. Her şey eskisi gibi olsun.
sevgilisi sanmış. Kız olduğuma da inanmıyorlarmış. Babamdan alışverişi kesmişler. Abla, maziyi bilen tek kişi sensin. Ama ben bunu yapamam Zahide. Hayatımı mahveden adam için iyilik yapamam. O da çeksin cezasını. Onun için değil, benim için yapacaksın Fazilet abla. Israr etme Zahide. Bana iftira etmişti. Şimdi de kendisi iftiraya uğruyor. Yapamam, kusura bakma. Ben bu yaşa kadar baba hasretiyle yaşadım. Baba sevgisi nedir bilmeden büyüdüm. Ve senin sayende babamı buldum. Bunu benim için yap Fazilet abla. Ne olur yalvarıyorum sana. Biraz sonra kızım bir hanımla beraber gelecek. Ve o hanım her şeyi açıklayacak size. Bakalım ne cevap altından. Cevaplarını bulacaksınız. Her şey eskisi gibi olacak inşallah. Ben pek inanmıyorum ama. Biraz bakalım. Aa, Fazilet değil mi bu? Evet, ta kendisi. Bozacının şahidi Şuracı. Fazilet mi anlatacak bunu? Nasıl hiç kimse yani? İnanmıyor. Ne gelmiş ki buraya? Olmaz yok, canım, yok. Bu olmaz. Şahidin dediği bu muydu? Olmaz yok, buna kimse inanmaz. Ay ben inanmam. Kim inanır ona ya? Kim inanır? Niye inanılır ki? Bir de bu kadın demez mi? Fazilet ayol bu. Doğru, doğrusun. Olmaz canım, boş ver. Bu kadının söylediklerine mi inanacağız şimdi? Olmaz, olmaz. Gel, hadi yürü, yürü. Kayınpederini döven bir kadın mı bize gerçekleri anlatacak? Olmaz öyle şey. Hadi yürüyün arkadaşlar, yürüyün. Hadi. Kocasının kapıya koyduğu kadına mı güveneceğiz? Yürü hanım, yürü. Hadi gidelim buradan. Hadi. Bak ya. Defolun gidin buradan. Allah Allah, niye geldiler yine bunlar buraya? Haklısın. Evet, evet. Olacak şey mi bu ya? Bankadan kredi çekmiştim. Bugün ödeme yapmam gerekiyordu. Bir yanlış anlama bitirdi beni. Elde avuçta bir şey yok. Bakkal da evde elimden gidecek. Resmen biteceğim ben. Bu kadar koy verme kendini. Buluruz bir çaresini. Bunun başka çaresi yok kızım. Dün her şeyin sebebini gayet iyi anladım. Daha çok satış yapabilmek için attığım iftira tekrar bana döndü. Ve ben de satış yapamaz hale geldim. Sonra da iftira ettiğim kadına muhtaç oldum. Benim iftiram yüzünden insanlar ona inanmadılar. Şimdi çok pişmanım kızım ama iş işten geçti. Olmuşla ölmüşe çare yok baba. Ne yapalım? Nasibin buraya kadarmış. Dükkanı satar borcunu ödersin. Ama paranın tamamı borca gidecek kızım. Sonra nasıl geçineceğim ben? Ne yiyip ne içeceğim? Baba. Anladım kızım. Sen de kalamam. Annem buna müsaade etmez. Baba çok üzülüyorum yaşadıklarına. Benim yüzümden oldu. Öyle deme kızım. Nereden bilebilirdin ki böyle olacağını? İnşallah dükkanı satmadan bir çare bulursun baba. Yoksa... İnşallah kızım. Hayırlı olsun. Sağ ol. Kim yapacak? Fazilet demin ocadı yapmış. Oğlum üstünde göz yumuş. Müslüm babasının dayak yediğini biliyor muymuş? Allah aşkına komşu. El kadar bir evde oturuyorlar. Nasıl bilmez? Nasıl görmez şu adamın halini? Bak sen görür görmez anladın. Kollar böyle ezik ezik. Ağzının kenarında kan. Canı yarıya inmişti vallahi. Yok ben inanmam. Hadi Fazilet yaptı diye. Müslüm böyle bir şeyi asla yaptı.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.